Bu kronolojiye göre Sakarya Meydan Savaşı ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Aşağıda Sakarya Meydan Savaşı sürecini gösteren kronoloji verilmiştir. 13 Ağustos 1921 Yunanlılar Sakarya'daki Türk siperlerine doğru harekata başladı. Yunan Kralı Konstantin ordularına Ankara'ya emrini verdi. 23 Ağustos 1921 Yunan ordusunun saldırısıyla başla, savaş başladı. Yunanlar durmaksızın ilerleyerek Türk ordusunun savunma hattına dayandı. 26 Ağustos 1921 Mustafa Kemal Paşa ordusuna hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır emrini verdi. 10 Eylül 1921 Türk ordusu Yunan saldırısını geri püskürterek karşı harekata başladı. 13 Eylül 1921 Türk ordusu 22 gün süren mücadelenin sonucunda Sakarya Nehri'nin doğusuna doğusunu Yunan kuvvetlerinden tamamen temizledi. 13 Ekim 1921 Meclis Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'la Kars Anlaşması'nı imzaladı. Kars Anlaşması ile doğu sınırlarımız kesinlik kazandı. Hangisi söylenebilir? Bir dış politikaya olumlu etkisinin olduğu kesinlikle biri aldım. 2. Yunan kuvvetlerinin taarruzuyla ile başladı ki ee, şurada saldırısıyla başladı derken 23 Ağustos'u kastediyor. Batı Anadolu'da Yunan işgalinin sona erdi. Buna dair herhangi bir cümlemiz yok. Eledik. Mustafa Kemal'in topyekün savaş emrini verdiği buradaki cümlesiyle çok net ortada. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkıdır. Bu metne göre Sakarya Zaferi ile ilgili ulaşılabilecek en kapsamlı yargı aşağıdakilerden hangisidir? Sakarya zaferinden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal'i gazi unvanı ve Maraşal rütbesiyle ödüllendirdi. Zafer sonrasında İtalyanlar Anadolu'daki işgal alanlarını tamamen boşalttı. 13 Ekim 1921'de Kafkas Cumhuriyetleri olan Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan'la Kars Anlaşması imzalandı ve Türk-Sovyet sınırı son şeklini aldı. İngilizler de Türk esirlerini serbest bıraktı. Fransızlarla 20 Ekim 1921'de Güney Cephesi'ni kapatan Ankara Anlaşması imzalandı. En kapsamlı yargıya bakalım. A. Ulusal ve uluslararası sonuçlar ortaya çıkmıştır. Kesinlikle içeride Gazi ve Mareşallik ünvanından bahsediyor. Uluslararası alanda da İtalya'nın terk etmesi, Kars Anlaşması, Ankara Anlaşması alırım. B. Yunanlılar işgal alanlarından tamamen çekilmiştir. Bundan bahsetmiyor. Türk ordusunun yıllardır süren çekilişi sona ermiştir. Bundan da bahsetmemiş yani son savunma savaşı olduğundan. Fransızlarla imzalanan anlaşma Batı cephesini etkilemiştir şeklinde bir yorma da varamayacağız. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Bu açıklamalardan hareketle Mustafa Kemal'in Mustafa Kemal Atatürk'ün özelliklerinden hangileri söylenebilir? Sakarya Savaşı sorun. Kısa zamanda savaşa hazırlanması gereken Türk ordusunun pek çok eksiği vardı ve meclisin imkanları son derece yetersizdi. Bu durum milleti umutsuzluğa sürüklüyordu. Çözüm, Mustafa Kemal başkomutanlık yetkisine dayanarak tekalifi milli emirlerini yayınladı. Bu sayede Türk milletini örgütledi. Kısa zamanda ordunun pek çok ihtiyacının halk desteğiyle karşılanmasını sağladı. Sorun, Yunanlılar meclisin yakınlarına Polatlı'ya kadar ilerledi. Ankara'dan top sesleri dahi duyuluyordu. Meclisin taşınması gündemdeydi çözüm Türk ordularının başkomutanı Mustafa Kemal savaşın en kritik noktasında şu tarihi emrini vererek Yunanlılar lehine görünen savaşı tersine çevirdi. Hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı milletin kanıyla sulanmadıkça bırakılamaz. Hangisi Mustafa Kemal ile ilgili hangisi söylenebilir? Askeri dehaya sahiptir. Kesinlikle. iki umutsuzluğa sürüklenmez. Elimizde yoksa buluruz ki tekelfi milli emirleriyle bulunmuştur. 3. birleştirici ve bütünleştiricidir. Halkı işin içine katmıştır. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkıdır. Büyük taarruz öncesinde Türk ordusunun gücüyle Yunan ordusunun gücünün karşılaştırılması. Verilen bilgilerden hareketle büyük taarruzla ilgili hangi, aşağıdaki yorumlardan hangileri hangisi yapılabilir? Türk ordusu asker sayısı 186.900, Yunan ordusu 195.000. E, gördüğünüz gibi fazla Yunan ordusu. Tüfek Türk ordusunda 98.596, Yunan ordusunda 130.000 ciddi bir fark var. Makineli tüfek Türk ordusunda 839, Yunan ordusunda 1002 yine fazla Yunan ordusunda. Hafif makineli tüfek Türk ordusunda 2025, Yunan ordusunda 3152 dolayısıyla da yine Yunan ordusu fark attı burada. Top Türk ordusunda 323, Yunan ordusunda 344 yine aynı şekilde farklı üstünlük var. Kılıç 5236 Türk ordusunda, Yunan ordusunda 3000. Bir tek burada e, bir artısı var Türk ordusunun sayıca. 26 Ağustos 1922 sabah 5.30'da Afyon Kocatepe'den Türk topcusunun ateşiyle ani bir baskın şeklinde başlayan büyük taarruz 30 Ağustos 1922'de Yunan ordusunun Dumlupınar'da kuşatılıp imha edilmesiyle zafere ulaştı. Türk ordusu 9 Eylül 1922'de İzmir'e girerek İzmir'i Yunan işgalinden kurtardı. 11 Eylül'de Bursa'nın kurtarılması, 18 Eylül'de Mudanya'dan Yunan kuvvetlerinin çekilmesiyle Batı Anadolu'nun tamamı düşman işgalinden kurtarıldı. Şimdi en kapsamlı yargı diyor. A. Türk ordusu halkın desteğiyle elde ettiği silah ve cephane sayesinde Yunan kuvvetlerinin geri çekilmeye zorlamıştır. Hayır, bundan tekelifi milli emirlerinden bahsedilmiyor, bahsedilmiyor eledim. B, Türk askerinin beklenmedik anda gerçekleşen saldırısı sonucu Yunan kuvvetleri İngilizlere sığınmak zorunda kalmıştır. Burada bahsedilmemiş. C, Türk ordusu asker sayısı silah gücü bakımından kendisinden üstün olan Yunan ordusu karşısında büyük bir başarı elde etmiştir. Kesinlikle doğru cevabımız C şıkkıdır. Mudanya Ateşkes Anlaşması ile İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti'ni hukuken yok saymıştır diyen biri bu duruma kanıt olarak aşağıdaki maddelerden hangisini gösterebilir? A. Türk-Yunan silah kuvvet, Silahlı Kuvvetleri çarpış arasındaki çarpışmalar durdurulacaktır. Hayır. İstanbul ve Boğazlar Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine bırakılacaktır. Evet artık muhatap meclis hükümetidir. Dolayısıyla Osmanlı'nın hukuken sona erdiğinin kanatıdır. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Verilen görsele göre Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? Bir, Yunan kuvvetleri taarruz pozisyonundadır. Evet, karşı atakta e, bulunmaktalar. Türk kuvvetleri Sakarya Nehri'nin doğusuna mevzilenmiştir. E, Sakarya nehrimiz burada, doğusundadır e, Türk kuvvetleri 1 ve 2'ye aldım. Yunan kuvvetlerine karşı topyekun mücadele edilmiştir. Şimdi bu haritadan yola çıkarak böyle bir yorum yapamayacağız. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkıdır. Sakarya Savaşı ile ilgili verilen bilgilere göre yorumlarından hangilerine ulaşılamaz? Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın yönetiminde Türk milletinin kanıyla yazılan ve dünya harp tarihine en uzun meydan muharebesi, Türk İstiklal Harbi tarihine de subay muharebesi olarak geçen Sakarya Meydan Muharebesi aralıksız 22 gün devam etmiş ve 13 Eylül günü Yunanlıların Sakarya Nehri'nin batısına atılmasıyla sona ermiştir. Bundan sonra takip harekatı başlamıştır. Sakarya Meydan Muharebesi'nin askeri sonuçları bakımından Türk tarafına çok önemli katkıları olmuştur. Sakarya Muharebeleri Türk ordusunun moralini ne kadar yükseltmiş ise Yunan ordusunun moralini de o derece bozmuştur. Önce Sakarya Nehri'nin doğusu sonra da Afyon Karahisar Eskişehir hattına kadar olan vatan toprakları Yunanlardan temizlenmiştir. Savaş sonunda tarafların kayıtları şu şekildedir. Türkler 5.713 şehit, 18.480 yaralı, 828 esir, 14.268 kayıp. Yunanlılar 3.758 can kaybı, 18.955 yaralı, bizden daha fazla yaralı sayısı ancak şehit sayısına baktığınızda bizimki çok daha fazla kayıp, 354 kayıp esir yok gördüğünüz gibi hangisine ulaşılamaz. Yunanlılar tarafından daha fazla can kaybı e, yaşanmıştır. Baktığımızda e, hayır Yunanlılar tarafından daha çok can kaybı yaşandı diyemez diyemeyiz. Sakarya Nehri'nin doğusu Yunan ordusunun kontrolüne geçmiştir. Hayır. Türk dış politikasına olumlu yansımaları olmuştur. Ee, yukarıda bundan bahsedilmemiş. Yani dış politikayla ilgili herhangi bir şey yok. Dolayısıyla da doğru cevabımız B şıkkıdır. Verilen ifadelere göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Mustafa Kemal Paşa büyük zafer sonrası 1 Eylül'de Dumlupınar'da Batı Cephesindeki tüm subay ve erlere okunmak üzere yayınladığı bildiride şu ifadelere yer verdi. "Türkiye Büyük Millet Meclisi orduları Afyon, Karahisar, Dumlupınar, Büyük Meydan muharebesinde zalim ve mağrur bir ordunun temel varlığını inanılmayacak kadar az bir zamanda yok ettiniz. Büyük ve seçkin ulusumuzun fedakarlıklarına layık olduğunuzu kanıtladınız." Sahip sahibimiz olan büyük Türk ulusu geleceğine güvenmekle haklıdır. Savaş alanlarındaki başarı ve fedakarlıklarınızı yakından görüp izliyorum. Ulusumuzun size olan övgülerinin iletilmesine aracılık etme görevinin arkasını bırakmayacak sürekli olarak yerine getireceğim. Ödüllendirme için başkumandanlığa öneride bulunulmasını cephe kumandanlığına buyurdum.'' bütün arkadaşlarımın Anadolu'da daha başka meydan muharebeleri de vereceğini göz önünde bulundurarak ilerlemesini ve herkesin akıl gücünü ve yurtseverliğinin kaynaklarını kullanarak yarışmayı bütün gücüyle sürdürmesini talep ederim. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri. Bir, Türk ordusunun ulusal alanda saygınlığı artmıştır. Halkın e, güveni artmıştır. Dolayısıyla biri aldım. Ulusal bağımsızlık yolunda bir mücadele verildiği paragrafın geneline bakıldığında anlaşılıyor. Üç, Türk kuvvetleri saldırı pozisyonundadır. Karşı, e, büyük taarruz dediğimiz, e, büyük zafer dediğimiz Dumlupınar Meydan Muharebesi saldırı yani taarruz durumundadır. 4. Mustafa Kemal Milli Mücadelenin lideridir. Kesinlikle bu da çok net ifade edilmiş. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile ilgili verilen bu ifadeye göre yorumlarından hangilerine ulaşılamaz? Sakarya zaferi sonrası Atatürk 4 Mart 1922 meclis gizli oturumunda ordumuzun kararı taarruzdur. Ancak yarım hazırlıklarla yarım tedbirlerle yapılacak taarruz hiç taarruz etmemekten daha kötüdür demiştir. Bir Türk ordusu savaş öncesi askeri açıdan hazırlık yapmıştır yeni tedbirlerle diyor. Dolayısıyla doğru ama ulaşılamaz dediği için alamam. İki Sakarya Savaşı ile Türk ordusu taarruza geçmiştir. Hayır, son savunma savaştır. Aksine bundan sonraki e, savaş için taarruzdur diyor. 3. Yunan ordusu cephane sayısı bakımından daha üstün durumdadır. E, bundan da bahsedilmiyor. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkıdır. Verilen bilgilerden hareketle yorumlarından hangileri yapılabilir? Mustafa Kemal Nutuk'ta yazdığına göre hükümet başkanı Rauf Bey'e çektiği telgrafta şöyle diyordu. Dumlupınar Savaşı'nda yenilen düşman tümenlerinin kalıntılarından 4000 kişilik bir grup başlarında General Trikopis olmak üzere dün gece Uşak yakınlarında birliklerimize teslim oldular. Aralarında değişik rütbede çok fazla subay var. Benim gördüğüm miktar 300'e aşıyor. Generallerle görüştüm kendilerini teselli ve konuk ettim. Ailelerine sağlık haberini bildirmelerine izin verdim. Bir Mustafa Kemal savaş esirlerine sağduyulu dayan yaklaşmıştır. Doğru. biri aldım. 2 Yunan ordusunda çok sayıda rütbeli subay esir alınmıştır ki 300'ü bulduğunu söylüyor. 3 Yunan kuvvetleri Türk topraklarından tamamen çekilmiştir derken bunu burada göremiyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkıdır.